Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlere rızık genişliği ve bereket için tavsiye olunan hususlardan bahsedeceğim. Anlatmaya başlamazdan evvel kanalımıza abone olmayı ve paylaşımlarımızı beğenmeyi ve diğer arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Bereketsizliğin birçok sebebi var. Onu önceki sohbetlerimizde uzun uzadıya izah etmiştim. Sizlere şunu tavsiye ederim. Her hususta Hazreti Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükrediniz. Çünkü Hazreti Allah ayet-i kerimesinde Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim le in şekertum le ezidenneküm el ayet sadakallahu lazim. Eğer siz bana verdiğim nimetlerimden dolayı şükrederseniz verdiğim nimeti ben muhakkak ziyade ederim. %100 ziyade ederim buyuruyor Hazreti Allah. Onun için yapacağımız ilk şey Hazreti Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, israf etmemek, ayaklar altına almamak. Ve Hazreti Allah'ın verdiği nimeti hakir ve küçük görmemek. İşte sen buna nimet mi diyorsun gibi şeyleri konuşmamak. Buna bir misal verelim. Bundan 30 sene evvel çok söylenen bir söz. 30 veya 40 sene evvel kendini kuru fasulye gibi nimetten mi zannediyorsun? Yani kuru fasulye nimet değilmiş de kendisini kuru fasulye nimetten zannediyormuş. Bu manaya, bu sözü söyledikleri için Hazreti Allah birçok insanı kuru fasulyeye dahi muhtaç kıldı. Hazreti Allah adeta ellerinden aldı. Onun için muhterem din kardeşlerim, Hazreti Allah'ın nimetlerini küçük görmeyip ona hürmet edeceğiz. Ekmeğinden, tuzun bir tanesinden tutun da ta en pahalı nimete kadar hepsine hürmetimizi tam yapacağız. Rızık genişliğine sebep olan diğer bir husus da namazı tadil-i erkan ile kılmak. Hadis-i şerifte bir adamı namazın rükû ve secdesini hafifletir. Yani tadil-i erkanı terk eder. Görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız buyuruyor Ruhul Beyan tefsirinde. Yani tadil-i erkanı terk eden maişet darlığına düşer. Tadil-i erkana riayet eden maişet genişliğine kavuşur. Maişet demek hayat demek. Maişetin darlığı hayattaki sıkıntılar. Maişetin genişliği ise yaşarkenki çektiği refah ve huzur ve bolluktur. Yani namazı bazen öyle kılan din kardeşlerimiz var ki tavuk nasıl yem topluyor yerden, o gibi hızlı hızlı ne rükû belli ne secde belli. Bu adam her türlü sıkıntıyı çeker. Para ne kadar kazanırsa kazansın önemi yok. O para arada erir gider, nasıl da o paranın eridiğinin farkına varamaz. Burada namazı kılarken tadil-i erkane riayet edecek diyoruz. Bakınız, hiç namaz kılmayanların hali acaba nasıl olur? Bunu da düşünelim. Diğer bir husus da zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın şükrü mal iledir. Yani zekat malın şükrüdür. Toprak mahsullerinin zekatı onda birdir ve buna öşür denir. Ticari malların ve paranın altının zekatı ise 1/40'dır. Şükür ise malın artmasına sebeptir. Biraz önce zaten bunu ayet-i kerimeyle izah etmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde hassinu emvalekum biz zekati ve davu emrazekum biz sadakati. Mallarınızı zekat ile kale için alın. Kale için alın. Yani muhafaza edin. Hastalıklarınızı ise sadaka ile tedavi ediniz buyuruyor. Diğer bir husus sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i şerifte sabah uykusu rızka manidir buyuruluyor. Önceki sohbetlerimizde koyun ile köpeğin karşılaştırmasını yapmıştık. Oradan detayını öğrenebilirsiniz. Muhterem din kardeşlerim, adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip dünya benden yüz çevirdi, elimde olanlar azaldı ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alih şöyle buyurdular.
mahlukatın hürmetine rızıklandıkları tesbih vaktinde ve meleklerin dua ettikleri vakitte sen neredesin dedi. Adam, ya Resulallah, o tesbih ve vakti nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala elih, fecrin doğuşundan sabah namazını kılmaya başladığın zamana kadar 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, estağfirullah de. Dünya mecburen ve hakir, zelil olarak sana gelecektir. Allah bu tesbihin her bir kelimesinden kıyamete kadar Allah'ı tesbih edecek bir melek yaratır. Yaptıkları bütün tesbihatın sevabı sanadır diye cevap verdi. Maalesef biz ümmeti Muhammed bu vakte kadar uyanığız. İşte Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, MikTok, bunların başında pinekliyoruz. Sabaha kadar uyanığız. Tam bu tesbih vaktinde öyle bir tatlı uyku geliyor ki, evet, uyuyakalıyoruz. Ondan sonra işte şu alınacaktı, bu alınacaktı, işte kebap yiyecektim, bonfile yiyecektim, et yiyecektim, mangal yapacaktım, buna para yok, arabam yok, evim yok demeye başlıyoruz. İşte bunu dememek için o vakte kadar uyuyacağız, o vakitte kalkıp Hazreti Allah'ı zikredeceğiz. Bakınız, dünya zorla da olsa ayağına gelecek. Hazreti Allah her türlü kolaylıkların kapısını açacak. Yeter ki biz o vakitte bu tavsiye olunan zikirleri yapalım. Diğer bir husus, Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadis-i şerif, kim ki Vakıa suresini her gece okursa ona ebediyen sefalet isabet etmez. Kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyen fakirlik yaklaşmaz buyurulmuştur. Diğer bir husus, duha namazına devam etmek. Duha namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra başlayıp öğle namazına ortalama 1 saat kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 6 rekatlık nafile namazdır. Hazreti Allah Musa aleyhisselama ne buyurmuştu? Ya Musa, fakirlikten korkuyor isen duha namazına devam et. Diğer bir hususta, geçim derdi, rızık sıkıntısı, para sıkıntısı çekenlerin kurban kesmesi. Çünkü kurbanda ismi azam sırrı vardır. Bu hususta bir paylaşımımız var, ona müracaat edilebilir. Güneş doğarken 313 defa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye Besmele-i Şerife okumak ve 100 defa da Salavat-ı Şerife, yani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ehli seyyidina ve nebiyina Muhammed diye okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin hale getirir. Tefcir-ü Tesnim kitabında geçiyor bu husus. Yani zengin hale getirir demek, yani onun durumu düzelir, hiçbir insana muhtaç olmaz demek. Yani bir tarafta yat, bir tarafta kat, bir tarafta en modern araba, bunu beklemeyelim. Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı, yani 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ve ondan sonra okunacak olan tesbihleri hiç terk etmemek. Çünkü Subhanallah denildiğinde Hazreti Allah ondan günahları söküp atar. Elhamdülillah dendiğinde ise bu her türlü nimete şükürdür. Cenab-ı Hak da ne buyuruyor? Şükrederseniz artırırım. İşte bu da şükürdür. Bunu terk etmeyeceğiz. Tekbir, yani Allahu Ekber diye okumak, kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Teala'ya layık hale getirir. Rızık genişliği ve bereket için dikkat etmemiz icap eden diğer bir husus, yemeklerden sonra mutlaka yemek duasını yapmak. Çünkü bu dua hem şükür hem rızık duasıdır. Duaya başlarken 3 kere
elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah denilmesindeki hikmet, kul birinci defa elhamdülillah dediğinde Cenab-ı Hak kulumun şükrü bana ulaştı der. İkinci defa elhamdülillah dediğinde sana nimetlerimi artıracağım der. Üçüncü defa elhamdülillah dediğinde ise kulumu affettim der. Muhterem din kardeşlerim, diğer bir husus nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını toplamak ve yemek yediğimiz tabağı sünnetlemek. Yani ekmek ile sıyırıp tertemiz hale getirmek ve o ekmeği ne yapacağız? Çöp atmayacağız ha, o ekmeği yiyeceğiz. Bu hususlara dikkat ettiğimizde rızkımız öyle bir şekilde genişler ki kendimiz de buna hayret eder hale geliriz. Diğer bir sohbette buluşmak üzere Hazreti Allah'a emanet